Güldür'e hoş geldiniz efendim. Bu altın günü nasıl oluyor? Var mı katılanlar? Biliyor musunuz siz? Bilmez olur muyuz'a verelim mikrofonu. Sizin adınız ne? Cihan Bey'im ismi. Cihan Bey. Evet. Altın gününü biliyorsunuz. Yani çocukluğumun kabusu diyebilirim. Çocukluğunuzun ya katıldığınız oldu mu altın gününe? Oo hem de nasıl? Sanki ben altını almışım. Peki siz niye katılıyorsunuz? Ben niye katılıyorum? Ya zorunlu hanım hanıma olarak. Yapılan bir şey zorunlu değil mi? Zorunlu olarak yani annemizin zamanında bizim için güvenlik önlemi diyelim. Ben sokakta top oynamayı tercih ediyordum ama zorla tutulup böyle güzelce giyinip hatta yanaklarım uruş falan sürerdi böyle allık niyetine. Yanağım size niye ruj sürüyor? Ya allık olsun diye. Allık olsun tabii, diye. Tabii gitmek istemediğinde mecburen tokat diyorsun yine allık oluyor. Gidiyorsunuz. Ondan sonra tabii ilk önce sizin servisleriniz kısır, börek, çörek, kek. Size zorla yediriliyor. Of hem de nasıl. Ondan sonra tabii bir dedikodu, bir şey, kadınların şeyleri. Ondan sonra ben tabii kaçmaya çalışıyorum. Ne mesela çalışayım. Dedikodu konuları genelde ne oluyor? Kadınların şeyleri hep birbirlerini çekiştiler. O perde aldı, o panjur taktı. Böyle saçma şeyler yani. Siz de orada oturuyor musunuz? Yok ben oturmamayı tercih ediyordum ama yine tabii arada bir çimdirik falan sen buraya gel kaybolma. Çünkü pek uslu bir çocuk oldum söylenemez. Peki sonra ne oluyor? Yeme içme faslı üzerine... Yani... Bir günün bitti, maç gitti, arkadaşlar gitti. Sonra ne olabilir müzik ki? Müzik oluyor mu? Müzik tabii, aynı mezdeke tarzı. Dans mı oluyor yani? Yok, dans değil canım. Bildiğin göbek atıyorlar, dans farklı. Siz ne yapıyorsunuz o sırada? Ben ne bileyim ya, dehşetle izliyordum ben bunları. Ne yapıyorlar ya? O yüzden kabus. Dehşetle niye izliyorsunuz? Anneniz değişik bir ortamda değil yani mi? Yani 10 tane, o 20 tane böyle bu böreklerle şişmiş kadın dans ederse ne olur? Ya acaba deprem mi oluyor? Ne oluyor yani? Zor bir çocukluk olmuş. Yok, güzeldi çocukluğum ama o yanları zordu, evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun. Var mı altın gününe eklemek isteyen, hatırlayan bir şeyler? Bir detay bile. Evet, hep erkekler konuşuyor altın günüyle ilgili bu. Benim hala annem gün yapıyor, sağ olsun. Ondan sonra işte asansöre kadar... Terlik dünyası orası, ayakkabı dünyası. Ayakkabılar kapıda çıkarılıyor, tabii, tabii, terlikler hepsi, giyiliyor. Hepsi orada. Ondan sonra içeri giriyorum, bir el vakumlama merasimi. Herkesin elini öpüyorum falan. Herkesin elini öpüyorsun. Bir de ben biraz taklit yapabiliyorum. Annem gel, Ahmet Tarkan taklidi yap falan. Gitar çok güzel de gitar çalıyor. Aa bu ne kadar büyümüş falan. Böyle muhabbetler dönüyor. Hanımefendiye verelim mikrofonu. Günler devam ediyor. Şu günü bize bir tam olarak anlatır mısınız yapan biri olarak? Ahmet seni mahvedeceğim ilk önce onu söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz günlerde? Altın mı toplanıyor? Yok altın değil. Artık para dönüyor genelde. Para dönüyor? Evet para dönüyor. Ne kadar dönen para? 100. 100? 100 TL. Ne kadar sıklıkta yapıyorsunuz? 3 haftada veya ayda bir. Evet sonra şey mi müzik mi başlıyor? Yok bizde pek müzik olmuyor. Müzik yok. Dedikodudan pek fırsat kalmıyor. Genelde hangi konular? Kim ne aldı, ne yedi, ne içti? Kim ne aldı, ne yedi, ne içti? Herkes bir şey. Oğlunuz iyi taklit yapıyor mu? Yapıyor. İşte oğlunuzu intikam zamanı istiyorsanız yaptırın bir taklit. Bayılırım. Bayılırım. Çok mutlu olurum. Buyurun. Ne taklidi yapıyor en iyi? En iyi benim taklidimi yapıyordu. Bütün gün günde gezip eğer yemek yetiştiremediysem akşam... Eşim eve gelmeden evvel başımı mutlaka bir tülbenti bağlayıp migrenim tuttu, başım bugün çok ağrıyor, yemek yapamadım diye. Siz şeyi verdiniz sırrı bu arada. Evet. Salonda koltuğuna uzandığımın taklidini babası geldiği zaman ilk önce karşıma oturup onu yapıyordu. Verelim arkadaşa mikrofonumuzu. Yapacağım mı taklit? Yani anneni yapmak zorunda değilsin taklit olarak. Başka bir şey de olabilir. Tarkan yapmayayım yani. Değil mi artık? Niye? Yeter o. Yani aynen. Yapalım o zaman buyurun. Mikrofon şimdi... kalsın mı? Alayım. Alayım mikrofonu rahat edin. Tamam. Ya annem şimdi akşam tülbenti bağlıyor tabii. He. Babam gelecek ya. Bütün göbekler falan atılmış. Ya yok diyor müzik yok diyor. Ya anne yalan söylüyor. Şimdi bütün arkadaşları evi dağıtmış, toplama bana düşüyor.
Şimdi babam geldiği zaman. Evet. Babam gelecek, evi toplaması lazım. Bak, Tülbent de geldi. Ona da laf etmeyeyim diye hızlı kaçtı. Atıp kaçtı Tülbent. Ya biz üç kardeşiz, ikizim var bir de. Annem koridordan bir tellik atıyor. Mesela üçümüze de çarpıyor, aa falan diyor. İsabet de ettiriyor. Gerçekten bayağı profesyonel. Neyse, başında şöyle terlikleri duruyor mesela. İşte ay migrenim falan tarzı. Evet. Ay bu iş çok yoruldu. Ay. Ahmet! Çabuk ayakkabıları topla. Ay. Yerine mi alayım, başka bir yere mi oturmak istersin? Teşekkür tamam, ederim, sağ olun. Tülbent'i de ben alayım. Hadi, evet. Teşekkür ederiz. Gerçekten şahane bir ailesin. Efendim bakalım, altın gününü avantaja çevirmek isteyenlerin başına neler geliyormuş, izleyelim. Buyurun. Abi kusura bakma, kanalda fark etmemişim. Oğlum, sen ona gülüyorsun, kendini görmüyor musun? Ne var ki? Ne oldu, ne yapmışlar? İsmail, niye arkadaşım bu kadar gülüyor? İçeriden beraber gelmediniz mi? Ben görmedim ki onu. Sen rahat, iyi misin İsmail? Ben çok rahatım, çok iyiyim. Böyle bir müşkül pesent duruyorsun. Yok, gerçekten çok rahatım. Yani erkekken görmediğim tezahüratı böyle gördüm. Evet, o zaman geçelim. Bak, yakışmış lafları geliyor. Lan oğlum. Hadi bakalım. Lan oğlum İbrahim, biz hırsız değil miyiz oğlum? Gülme, güldürme beni. Zaten sinirliyim. Sana bakınca gülüyorum, ayağına bakınca daha çok gülüyorum abi. Lan oğlum İbrahim, biz hırsız değil miyiz lan? Bu işte bir terslik var ya. Hayır, biz bu kadın külotlu çorabını kafamıza geçirecektik. Niye bacağımıza geçirdik lan? Müthiş oldu abi, yemin ediyorum Rihanna gibi oldun. Sen de Emine Ana gibi oldun oğlum. Bu ne oğlum ya? Allah'ını seversen anlar oğlum, senin erkek olduğunu anlarlar bunlar ya. Abi babamlar beni kız bekliyormuş. Bende potansiyel var, sen hiç merak etme. Oğlum bak, başkasının evine de girdik ya. Adam kaçta geliyormuş, sen evi iyice gözlemledin mi? Kimin evi burası, ne oluyor, biz kimiz? Ben de abi, bütün iş bende, hiç merak etme. Adamı çok iyi araştırdım. Adam memur, zabıta. Zabıta üniformasını giyiyor, her gün işe gidiyor. Sabah 08.17'de çıkıyor, akşam 21.18'de eve geliyor. Şu anda rahatız yani. Biz de diyeceğiz ki o adamın karısıyla annesiyiz. Tamam. Yalnız bunlar ne? Kısır, börek, dolma, kek. Bunları mı vereceğiz misafire? Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Ben bunları misafire çıkarır mıyım acaba? Şunlara bak. Ha? Ellerine iki börek açamamışlar, pastane hazır almış derler. Vallahi rezil oluruz. Oğlum manyak mısın lan? Role girdin. Bir dur, bir çık, saçmalama. Altınları alıp gideceğiz. İsmail abi, en azından o altınları hak edebiliriz ama lütfen. Ay geldiler. Ay inanmıyorum. Saat kaç dedim, kaçta geliyor. Ne meraklılarmış bunlarda Allah aşkına. Git çabuk bak, daha hazırlığım bitmedi ya. Çabuk çabuk. Ay şunlar nasıl yapmış? Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz. Geç kızım sen de. Geç gelin. Ay ay, ne zahmet ettiniz, ne gerek vardı? Her şeyim de var ama. Ya, tanışmadık efendim. Ben Deniz, günolog, profesör, doktor günolog, Oya. Sizinle konuştuk telefonda. Evet, memnun evet. Memnun oldum, memnun oldum. Canım benim, sağ ol, sağ ol. Canım, ben de kısır sorumlusu Mehtap. Ah canım, ellerine sağlık. Ay maşallah, güzel kokuyor, güzel kokuyor. Ben de Yeter, stajyer Güncü. Ah hoş geldin kızım. Allah tamamını erdirsin yavrum. İnşallah, inşallah. Efendim, buyurun Allah aşkına. Hanımlar lütfen oturun, kendi evinizmiş gibi. Ne olur oturun, buyurun. Haydi bakalım. Efendim, tanışalım tabii. Ben de İbrahim. Ne?
Rahime. Ben Rahime. Rahmetli İbrahim beni andı. Herhalde. O da gelinimdir kendisi. Hanım kızımız Sayime. Sayime'dir. Maşallah, maşallah Rahime Hanım. Tüt tüt tüt. 41 kere maşallah be. Gelin de pek güzelmiş hani. Vallahi Sayime bildiğin Rihanna. Aynen. Aynen. Teveccühünüz. Çok güzeldir. Güzel gelin aldık. Evladıma yaraşır bir gelin. Fakat fiziği güzel ama iş yok. Yapma. İş yok. Hiç sevmem. Hiç hamarat değil. Anneciğim biraz abartmıyor musun? Neyse bakalım hanımlar. Haydi bakalım yemek teftişi başlasın. Buyurun Allah aşkına rahat olun. Geç. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Maşallah. Oh. Oğlum ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Abi ciddiye alıyorum işi. Ciddi olalım, inandırıcı olalım. Hiçbir kaynana gelini sevmez. Ben de bana bırak. Rahime Hanım, siz mi yaptınız bunları yoksa gelinin marifeti mi ayol? Ay aşk olsun o ya. Ben yapar mıyım hiç? Bu bulgurdan hiç anlamaz. Kısırı şişirir, hep şişirir böyle. Bu bir tek makarna biliyor hazır. Sanırsın gelini Malatya'dan değil, İtalya'dan almışız. Anneciğim, hemen yemeklerimizi yiyelim. Altınlarımızı dağıtalım, dağılalım. Yani kocam Behçet bu akşam 9.18 erken gelebilir o yüzden. Ha. Ay bu yeni gelin. Yeni gelin, kocaya meraklı. Heyecanlanıyor tabii. Hemen yalnız kalmak istiyor ki işi pişirsin, işi pişirsin. Kızlar kulaklarını kapa. Geç. Anneciğim ben seninle yalnız kalınca ne işler pişireceğim bir bilsen. Aman Rahimeciğim. Geç. Geç kız. Boş ver. Sen rahat ol Allah aşkına. Kızım iyi misin sen? Bir sağlık ocağına gidelim. Onun şeyi, yapısı böyle. Bizim şimdi mahallede bir pilatesçi açıldı. Ona gidip gerdireceğim inşallah. Gollum gibi oturuyor orada maşallah. Biraz öyle oluyor. Sen rahat ol. Allah aşkına rahat ol. Çünkü biz de adettendir efendim. Biz profesyonel güncüyüz. Bizde gün bitmeden gün bitmez. Ay tabii rahatınıza bakın ayol. Yatıya da kalabilirsiniz. Yerimiz bol, yerimiz bol. Tabii. Ay canım çok teşekkür ederiz. Bu arada eve bayıldım. Ne kadar güzel dekore etmişsiniz çocuğum ya. Tabii. Mutfak dolaplarını Behçet kendisi tasarladı. Behçet çok güzel tasarımlar yapıyor. Çok da borca girdik. Kısmetse işte bu altınları alıp o borcumuzu kapatacağız. Altın demişken altınlar nerede? Ay galiba ben evde unuttum onları. Nereye evde unuttun lan altınları? Hakikaten lan altınları. Kadının içinden adam çıktı. Ne oldu? Ben biraz sesimi kaybetmişim de sesimde, ses tellerimde tadilat var. Biraz nezle oldum. Bu yüzden yani. Ah canım geç. Kız ayol kalp şey diyorsun. Altınlar burada işte be. Çok güzel. Madem ne gerek vardı? Altınları o zaman ben şey yapayım. Alayım bunları. Aldıktan sonra da o zaman hadi anne biz kalkalım. Hadi bize müsaade olun. Yok ev bizim, biz kalkamayız. Biz oturduk. Biz oturduk. Siz kalkın. Siz de artık uygun bir zaman tekrar gelirsiniz. Hadi bakalım. Ayol durun. Delirmeyin ayol. Hiç mezlekesiz. Göbek atmadan gün biter miymiş? O ne ayol? Bitmez mi? Ay bu bilmez, bu bilmez. Biter mi tabii bitmez. Allah'tan ben hazırlıklıyım. Anneciğim niye hazırlıklısın acaba? Yavrum ilan. Şöyle bir kendimize gelin. Haydi bakalım. Kalktım valla. Kalk kız. Kalk yeni gelin kalk. Kalk marifet göstereceğim. Kalk kız. Ben yapamam. Kız kalk. Ben yapamam. Kız delirme kız. Kalk. Kalk hadi. Yok yapamam. Hadi biz de biliyoruz da mı oynuyoruz hadi. Vallahi. Geç önü. Geç. Yapamam. Kız geç. Delirtme beni. Yapamam yapamam valla. Delirtme beni geç öne. Thank you.
Bizim soyguncu herhalde bunlar. Ulan durun yeter be, sabahtan beri maymun ettiniz beni. Ver onu bana. Allah! Allah'ın altınları, hadi gidiyoruz. Aldık altını, yeter gidiyoruz ya. Resmen elma bıçağıyla soyunacağız. Ah anacığım, kısırın tadından anlamalıydık zaten ya. Ay Oya Hanımcığım, kusura bakmayın, size de çok mahcup olduk vallahi. Niye mahcup oluyorsan sen, niye mahcup oluyorsan? Hadi yürü. Tabii çekil. Teneşire yat inşallah. Durun. Ne oluyor lan burada? Allah! Memur bey. Siz kimsiniz lan? Memur bey, yani kapı çalmadan namahrem var. Girilir mi yani? Ulan ne mahremi, siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Gün yapıyoruz, sen kimsin be adam? Ulan nasıl sen kimsin? Ben bu evin sahibiyim. İbrahim. Ya bu zabıta değil, polismiş. Ben hep zabıta üniformasıyla polis üniformasını karıştırıyorum. Allah cezanı vermeye. Memur bey, şimdi siz dolandırıcılıktan diye zapt tutacaksınız ya. Evet. Onun yanına bir de cinayet yazın, ne olur. Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim seni! Gurme nedir? Bence gurme hayatın anlamı. Gur yabani gibi mi? Ya yemek türü. Kebap gibi bir şey. Abur cubur ne bulursa yutan adam demektir. Yemek profesörü demektir. Peki sonradan gurme nedir? Sonradan gurme. Sormadan gurme, sonradan görmelere gurme diyor. Siz gurme misiniz? Hayır, aç olduğum her şeyi yerim. Eşim bana gurmem der yani. Yemeğe çok düşkün olan var mı aramızda? Hem de çok. Yapabiliyor musunuz? Yani yapıyorum. Evlendikten sonra özellikle. Evlendikten sonra özellikle. Eşiniz? Eşim çalışıyor diye evlendikten sonra yapmaya başladım. Siz çalışmıyorsunuz? Çalışıyorum evet. Ben de çalışıyorum ama onun işi uzak, benimkisi yakın. En iyi ne yapıyorsunuz? Genelde tepsi yemekleri yapıyorum fırında. Tepsi yemeği? Evet, tepsi. Ne onlar? Soğanları, patatesleri, tavukları bir araya getiriyorum, fırında pişiriyorum. Ya bu tarifle zor tabii. Eşiniz beğeniyor mu yaptığınız yemekleri? Beğeniyor, çok beğeniyor çünkü hep yapmamı istiyor. Başka ne yapıyorsunuz güzel? Et sote yapıyorum. Yani yine aynı şeyler. Yine. Yani tavuğu al, eti koy. Onu tavada yani. O değişiyor tabii. Biri tepsi şeyde, fırında, biri tavada. Yani soteleri de güzel yaparım yani hep. Yani böyle pişirilecek yemekleri güzel yaparım. Çorba yapamam mesela. Pilav yapamam. Bunları yapamıyorum. Bir dakika. Siz daha çok pişirilecek yemekleri mi iyi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Pişirilmeyecek yemek, yani elmayı falan beceremiyorum diyorsun. Doğrudur. Peki, teşekkür ederim. Bir restoran, yemeğe çok meraklı bir gurme tarafından istila edildiğinde bakalım neler yaşanıyormuş, izleyelim. Buyurun. Hamit, nereden sardın lan bu akşam bu adam başımıza? He? Nereden sardın? Adama bak ya, gazetede yazacağım dedi. Dolaptakilerde ne var ne yok hepsini silip süpürdü. Böyle gurme mi olur lan? Oğlum, bak beni iflas ettirecek ha bu adam. Vallahi beni iflas ettirecek ya. Başlangıç olarak 8 tabak çorba mı içilir? Bu başlangıçsa bunun sonu nereye varır Hamit? Aman patron, ne olur bak. Menüyü deniyor herhalde ya. İncitmeyelim koca gurmeyi. Ya o adam kötü şeyler yazarsa vallahi aşçılık kariyerim biter, ne olur ya. Hamit, senin aşçılık kariyerin ne ki oğlum? Senin bir aşçılık kariyerin var da bizim mi haberimiz yok Hamit? Ulan senin için Adana ile Urfa arasındaki tek fark plaka numaraları lan. Ya niye öyle diyorsun Allah aşkına ya? Benim hayallerim var ya. Amerikalıların hayatına sosisli hamburger yerine çöp şişi sokacağım. Bu adamın her lokmasında o şiş bana sokuluyor Hamit. Ama restoranımıza yarıyor, restoranımıza. Ya patron,
kaderimiz bu adamın ağzından dökülecek kelimelere bakıyor. Lütfen. Lütfen ya. O kadar mı lan? Öyle mi diyorsun? Sen... Bu adam şimdi iyi yazarsa burası dolacak diyorsun yani. Ya sen ne diyorsun ya? Peki bu adam o kadar önemli bir adam mı ya? Ya sen... Tabii ki öyle ya. Bak bak bak. Adama bak. Batuhan, bu adam çok kral kurma adam. Bu adam anasından emdiği süte protein az, kalsiyumu zengin değil diye yorum yapmış adam. Bu adamın yorumları yüzünden kadıncağız analığı bırakmış ya. Ama şimdi zirvede bırakmış. Yani kadına madalya takmak lazım. Sen bunu nasıl çıkardın ya? Bu neymiş ya? Bak bak bak. Bak şuna bak. Bak. Kaşığı bırak da ekmekle içiyor çorbayı ya. Oğlum bu nasıl gurme lan? Bu resmen gurmemiş Hamit. O işaret ediyor, bir şey diyor. Beni değiştirin diyor. Yok. Ayı gibi yiyeceğim diyor. Al şu. Yemek. Al şu kuzu gerdanını çabuk götürelim. Gel bakalım. Biron, biron efendim. Kuzu gerdanımız hazır. Nasıl, memnun muyuz servisimizden, yemeklerimizden? Siz buna yemek mi diyorsunuz? Bu hayvan pişmemiş, can çekişiyor hala. İçinde ehli bir veteriner bu hayvanı hayata döndürebilir. Ben bunu götüreyim, acık suya tutayım. Titriyecek hayvan, kendine gelecek. Yani çok roze kalmış ama yine de ben bir tadacağım. Hamit, pardon ya, biz bunu bir tartışabilir miyiz? Sen gel. Kaç, kaç, kaç! Ne diyor lan bu yarım dünya? Yeme, yeme! Galim! Gel, gel. Bir dakika. Şu şeyden alalım. Yok, yok. O durduk çünkü. Hocam alalım. Acıymış, acı. Olsun. Hızlı şey yapar. Çok güzel oynadın sahneyi. Çok tempoluydu. Çok evet sağ ol diyorlar bak. Tanıyorum. Göre, bir daha şimdi. Aynı güzellik. Bu hayvan pişmemiş. Bak. Ben yalan söylemem. Hayvan roze kalmış. Ama yine de emektir. Bir tadacağım. Hamit sen iki dakika gelsene. Biz bunu bir tartışalım. Kaç kaç. Ne diyor lan bu yarım dünya? Roze kalmıştı. Ne diyor? Roze kalmıştı. Dur bakayım, dur ben şuna bir bakayım. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Haydi bakalım. Ne diyor lan bu yarım dünya? Rozet kalmıştı ya. Rozet mi takmış? Oğlum ben kebaba nasıl rozet takayım ya Hamit? Ulan sen ne işlere soktun bizi? Ya rozet... Ya vallahi billahi kapatalım gidelim dükkanı. Beğenmedin yemeği ya. Kapatalım gidelim. Dur lan ya. Dur tamam sakin ol. Dur. Dur bakayım. Şu kuzu kapamasını da götürelim şunu. Kuzu kapamayı da götürelim. Herif çorbalar bitince sürüye daldı. Kuzu muzu bırakmadı ya. Götür hadi götür. Bilal. Kuzu kapamanız hazır. Buyurun efendim. Buyurun. Sakın bir yere kaybolma. Afiyet olsun efendim. Açık kalmış, kapanmamış bu. Ama yine de bir tadıcıyım. Hamit az uzakta dur Hamit. Üç aylık süt kuzu. Dişi. Ahırda yetişmiş, tahsilini görmüş. Karaman nüfusuna kayıtlı. Ana adı Kınalı, baba adı Çomar. Çomar mı? Artık. Vallahi müthişsiniz ya. Sürüdür, çomardır. Bir şeyler yaşanmış. Karaman nüfusu, kütük sıranı 16. Çeşme başından dön, sağdan ikinci ahır. Vallahi müthişsiniz. Hayvanın GBT'si döktü iki dakikada. Bir şey soracağım. Buyurun. Acaba rahmetlinin aşk hayatı nasıldı? Bir oğlak sevmiş, vermemişler.
Ağzı sensörlü bunun ya. Akıl küpü. Benim dedem sarayın çeşnici başıydı. Şef, beni o kadar küçük gurme. Bu şaka, buna gülüyoruz. Buna gülünüyor. Küçük gurme de ne? Küçük gurme. Ya. Hamit Bey, Hamit Bey. Bir bakar mıyız buraya? Yere kaybolmayın, hemen geliyorum. Nereye kaybolayım? Mis gibi burası. Ne diyor lan o? Ya birazcık böyle şakalaştık, gülüştük. Çok güzel. Elektrik aldın mı? Elektrik de. Bir çay için o zaman. Oğlum sen manyak mısın lan? Keyfi yerindeyse hemen şu yemeği de ver. Belki doyar da defolup gider ya Hamit. Lan bardağı yiyor, çabuk ol. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Evet. Şimdi de sırada restoranımızın özel spesiyeli, tam ağzımızın orta yerine layık koç billuru var. Koç billuru mu? Koç billuru varsa ben de varım. Çok severim koç billurunu. O da sizi seviyor. Sen benimle billur mu geçiyorsun? Gene şaka. Aferin sana. Yanında da kadife dokunuşa sahip bir şarap istiyorum. Billur'la çok iyi gider. Biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Ben senin kafanı dağıtacağım. O yazıyı sana. İnşallah parmaklarınız sigortalıdır. Çünkü size özel salata hazırladım. Balzamik soslu. Salata almayayım, ben diyetteyim. Sen bana vakfı kebir götür. Birkaç da lavaş. Gel bakayım buraya. Ne tatlı adam. Ne diyor lan o? Ya diyor ki, diyetteyim diyor, ağzını sevdiğim. Hamit, ne diyeti lan, ne diyeti? Vallahi bak gidip kırtlağını sıkarım onun ha. 9 aylık yemek yedi lan o. Ne diyetiymiş o? Götürsün ha ne istiyorsa, vallahi bak ağzını burnunu kıracağım. Tipe bak! Kırtlağından başlıyor göbeği ya. Patron biraz dayan ya, az kaldı, biraz dayan. Sen de bitersin, ben de biterim. Çok rica ederim, affedersiniz de lafınızı bölüyorum. Yemekler hala gelmiyor, geç kalıyor, bunu not alacağım. Resmen karnım kuruluyor burada. Sakın o az önce yediğin kuzu içeriden meğliyor olmasın. Abiyaş, pardon. Ya aşıktan öleceğim burada. Hoş geldiniz beyler, buyurun. Geç, çabuk. Bunlar kim ya? Efendim, tanıştırayım. Bunlar diğer büyük gazetelerin gurmeleridir. Restoranımızın şef açısı Hamit Bey. Şu küçük gergin adamı tanımıyorum. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Biz de yanındaki dürümcüdeydik ya. Mesaj atınca geldik. Ya o kadar öldünüz ki burayı. Dedim ki ben bir tadına bakayım buranın, öyle karar vereyim. Şimdi şefim, bana başlangıç olarak 7 tane domates çorbası, o kaşar peynir kalıp koy buraya. Onu direkt getir buraya, tamam mı? Ben de menüyü alayım, menüyü. Bak. Ekmeği de getir, ekmeği. Roka da koy. Ver lan menüyü, versin. Menüyü, buyur. Yok, öyle menü değil, öyle değil. Sen bütün menüyü getir, masaya koy. Bittik biz. Bittik, mahvolduk. Gurme dünyası burada. Bunlar resmen dream team. Ulan, ne dream team'i lan? Bunlar dürüm team. Tiplere baksana oğlum. Hamit, bu şapka çok mu sıktı yavrum senin kafanı? Beynin içeride pişik mi yaptı senin? Adam bütün menüyü masaya istiyor. Ben bunları keserim Hamit. Sen hala diyorsun ki bunlar kötü yazarsa biz mahvoluruz. Ben bunları kırtlaklarım Hamit. Pardon. Mekan sahibi bize bir bakabilir mi? Biraz konuşacağız. Ben sana bir bakayım. Dur lan, dur, karışma buna. Buyurun, mekan sahibi benim. Sorun ne? Burnunuza mı koktum? Beni de mi yiyeceksiniz? Bırak. Size bir kol vereyim mi kol? Vallahi biz buradan şikayetçiyiz. Az önce bir tane menü istedik. Menü gelmedi daha ya. Roka gelmedi ya. Adam roka istedi, ekmeği istedim, ekmeği getirmedim. Sen önce ağzındakini bitir. Önce ağzındakini bitir, ağzındakini. Bırak lan. Lan ne mide varmış sizde? 3 oda bir salon mu? Kaç oda kaç salon lan? Dolmak bilmedi, arasını satayım ya. Aşk olsun ama ya. Daha ne yedik ki? Yeni başladık. Yeni mi başladım? Ulan senin midende 2 tane bütün hayvanım var benim. Senin yüzünden ben buradan hiçbir şey yerken nerede sıkıldın? Hamit! Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum lan? Sen niye gerildin ya?
Sen niye gerildin gıdik? Sen hoş bir adamsın ya. Sen ne güzel patronsun ya. Hem babam hem arkadaşım hem yoldaşımsın sen benim ya. Sen ne tatlı adamsın ya. Senin ağzını kararsam ben şimdi Hamit. Ya patron Allah aşkına ne yapayım birazcık sabret ya. Bak bu adamlar çok güçlü adamlar ya. Çevreleri çok geniş. Çevreleri çok geniş tabii lan. Şuna bak şuna. Oğlum adamın iki dönüm göbeği var lan. Patates eksen vallahi mahsulden parayı kırarsın Hamit. Vallahi ne kadar ayıp ediyorsunuz ya. Sizi yarın koşemde tarihe koymayacağım. Kararımı verdim artık. Beyler üçlü combo yapalım. Kapattıralım dükkanı buna. He, ha, öyle mi? Hamit bir kaç bakın. Sen bu ne biliyor musun? Büyük gurme. Bir bakayım, bir tadayım. Bir bak bakalım. Elimi bırak! Elimi yiyecek! Meşe. Hafif ıslatılmış, damak çatlatan bir lezzet. 1972 Artvin. Doğru. Yalnız üzerine güvercin pislemiş. Güvercin dedim canım, nasıl güvercin çekti? Ya bak o güvercin aslında taklacı güvercin var biliyor musun onu? Şimdi o takla attığı için yağ yapar kanat yapar. Daha lezzetlidir yani. Taklacı güvercin. Mirim, kuşu bana soracaksınız. Ben kuştan çok iyi anlarım. Şimdi sen güvercine bakarsın, paçalı o gelir öyle. Şişt şişt yaparsın, bakmaz. Çipetbet çipetbet diyeceksin. Çipetbet çipetbet ama böyle hızlı söylüyor şimdi. Çipetbet çipetbet olmaz. Lezzetli çipetbet olacak. Ama Vasili 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 Vasili. Hani ya hani ya. Tamam mı? Velis, 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 o gelecek. Ama en meşhuru nedir? Cibili, 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 şah, şah, şah. Lan siz ne diyorsunuz lan? Kuş cinneti. Oğlum vallahi taklayla dalarım şimdi size. Taklacı güvercininize başlarım ha. Patron! Elini gurmeye bulama ya. Bırak lan. Vallahi statünde tükürük köftesi satamayız ha. Vallahi Jean-Claude Van Damme aparkatı var ya. Ondan bir tane alsak ortaya. O zaman ben buldum. Burada güzeldir o. Hocam, sen bize üç tane aduket getir ortaya. Ekmeği de getirin, ekmeği. Lan ekmeği, Hamit! Hamit, bunlar ne diyor Hamit? Ya ben bu adamlara dalacağım da ben korkuyorum. Bunlar deli mi, dayak arsızı mı? Ben onu çözemedim. Al bunları, al bunları, al bunları! Al, 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 tamam, 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 sakin. Tamam, yiyoruz, yiyoruz, tamam. Ha! Lan sahte gurmeler! Yedi tane mekana çöktünüz, kuruttunuz. Ha? Yakalandınız işte, ne oldu? Ya sen de bizim lokmalarımızı mı sayıyorsun? Bir lokma yemedik daha burada ya. Konuşma lan! Artık içeride tabldotta kara şimşeği yorumlarsın. Alın bunları. Bak bir dakika, içerisi diyorsan o Sinop'ta yatacaksın bu cezaevi. En güzeli de Paris cezaevi. Ya ben Massachusetts'te bir hapis yattım. Yeme de yanında yat, müthiş. Ya ne diyorsunuz? Hadi alın bunları. Lan bırak tabağı, alın adamı. Alın adamı, alın adamı, alın adamı. Alın adamı, alın adamı. Alın adamı. Mekan sahibiyim lan ben. Patron seni de arıyorlar dışarı ya. Hadi ya. Vallahi. Vallahi mı? Vallahi. Ah Hamit, ah. Patron, sahte kurmaymış bunlar. Ne yapayım ben, nereden mi? Kastik Mönlet adamların adı. Gitti bağıra bağıra Amerika'ya şiş sokma işi. Sen merak etme Hamit. Ben o şişi sokacağım. Ama Amerika'ya değil. Offside nedir? Oo, gol gibi atılıp da olmayanı saydıkları mıdır? Kol atılırken atmaması için söylenen şey değil mi yani? Şimdi ceza sahası gibi bir şey var sanırım. Orada gol atabilmek için karşı takımdan bir oyuncunun olması gerekiyor tarzı bir şey galiba. Topun son oynandığı an rakip oyuncu kaleciden ve oyuncudan önde oluyorsa eğer o takım için offside oluyor. Bize spiker gibi maçı anlatır mısınız? Top Sabri'de sağ kanattan ilerliyor. 21 metreden Sabri topun gerisinde, Sabri vuracak. Sabri geldi, Sabri vuruyor. Sabri geliyor ve top taç. Alkora lan ma Messi, Messi yumarira. Şunlar, merhaba, şunlar, şun. Ta cin çalı, cin çalı, aa cin çalı. Aramızda futbolla ilgilenen var mı? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar. Merhaba, efendim Mehmet Topal.
Bir saha içinde çok enteresan bir anınız var mı? Bizim görmediğimiz, hissetmediğimiz. Ben Ümit Milli takımdaydım. Gene Kadıköy'de oynuyorduk. Rakip takım oyuncusu direkt vidalı ayakkabıyla dizime girdi ve dizim açıldı. İşte bizim de masörümüz vardı. Mahmut abi, kulakları çınlasın. Biraz da kiloluydu. Koşa koşa sahanın içine geldi. Yani bayağı bir geç geldi. Ben de ona biraz sahada kızdım, biraz sitem ettim. Nerede kaldın iki saattir, işte dizim yarılmış. Dizimde kanlar akıyor. Adam bana trip yaptı. Kızdı bana. Hiçbir şey yok dedi, sahadan çıktı. Hiç sonra yardım eden olmadı mı? Ben de arkasında gittim usulca. Peki ya, ben bir şey soracağım. Şimdi düşüyorsunuz, sakatlanıyorsunuz. İşte koşarak bir takım adamlar geliyor. Böyle ellerinde çantalarla falan. Açıyorlar, bir tane sprey çıkıyor. Önce bir su döküyorlar. Bildiğimiz su değil mi o? Bir su döküyorlar böyle, yıkıyorlar orayı. Yani ameliyata hazırlıyorlar gibi. Sonra o deodorantı sıkıyorlar. Aslan gibi devam ediliyor maça. Ya o aslında soğutucu bir sprey. O anki darbe gerçekten... Hakikaten bu kadar sihirli mi o sıkılan? Yani yıllardır bir sihiri var. Hala da devam ediyor. Peki. Yanınızdaki arkadaşa verelim. Evet, beyefendi de Salih Uçan. Salih, var mı bir hatıra? Ya benim bu konuda çok fazla anım olmadı. Peki şöyle bir tavır var mesela, hakem oluyor. Futbolcu üstüne gidiyor. Şimdi futbolcular da maşallah olan arkadaşlarımız. Üzerine gidiyor. Bayağı kafa kafaya geliyorlar, göğüs göğüse hakemle ama eller arkada. O ne demek mesela? Yani o biraz da hani sana nasıl söyleyeyim, kızıyorum hakeme. O zaman da kızıyorsun ama el hareketini yapmadığın için sanki kızmıyormuş arkadan gibi arkadan bir şey yapıyor olabilir misin hakem görmesin diye belki. Sana kızıyorum ama kızmıyorum, elim arkada işte. Mesela biz çok şey görüyoruz. Onu da mesela anlamış değiliz. Basketçilerle futbolcular arasında farktır ya o. Yani futbolcuların bir hımkırma, işte yere doğru hareketleri falan oluyor. Mesela baskette yok o. Nedeni nedir sence? Ya orası çimen ve rahat diye midir yani? Onlar da çimende oynasa yaparlar mı acaba? Açık alan diye rahatız biz de herhalde, ondan olabilir. Değil mi o? Nasıl olsa bir zararı yok diye rahat, evet, hareket ediliyor. Şimdi biz burada yine bir son dakika galip takım oyuncusu güya bir sakatlık geçirecek ve süre geçirecek. İşte mağlup takımın oyuncusunun da bir itirazı, yakarışı olacak. Orada bazı pozisyonlar gerçekçi olsun diye sizden böyle bir danışmanlık alabiliriz. Baştan onu söyleyeyim. Peki. Buyurun efendim. Evet sevgili seyirciler, iki takım arasındaki mücadele son hızla devam ediyor. İbrahim topa sahip. İsmail topu ayağından aldı ve o da ne? İbrahim yedek kulübesinin önünde yere düşüyor. Hocam ne yapıyorsun hocam, gözünü seveyim. Ben hiç dokunmadım, kendin yere atıyor ya. Serbest vuruş. Hocam nereye serbest vuruş, gözünü seveyim. Gel bak gözünü seveyim, bir öpeyim seni. Allah rızası için. Ben ona hiç dokunmadım, ne kadar bir öpeyim seni ya. Ne olursun. İsmail ne yapıyorsun? Ben itiraz ediyorum. Böyle mi itiraz edilir? Yani bu kadar hırsla gelmişsin, böyle mi itiraz edilir? Şimdi ben araştırdım. Evet. Maçlarda hakemlere genelde çok cinsel içerikli tezahüratlar yapılıyor. Evet. Ben de direkt girmeyeyim, bir önden öpeyim, seveyim falan istedim. Bunun... Hocam ama böyle beni kazanabilir. Bu düşüş inandırıcı mıydı? Yani ben pek inanmadım gerçi. Çok kötü düştün, hiç inandırmadın. Çok, inşallah senin başına gelmez öyle bir şey. Çok kötü düştün. Peki ne? Biraz inandırıcı... Nasıl yapsın, gösterebilir misin? Adam düşmesin, göstermesin. Niye? Buraya gel. Gel. Gel burada gösterelim beraber. Hadi bana faul yap. Evet. Şimdi. Sonra mikrofonu bırakabiliriz. Yüksek sesle konuşsak olur. Sonra fotoğraf çektirebilir miyiz? Tamam. Tanıdık mı bu? Yok değil. Aynısı. Şimdi gelelim İsmail. Pozisyonu ağır çekim oynayın. Tamamdır. Böyle bir yere varamazsınız. Topsuz alanda mücadele bu. Salih nasıl gösterebiliriz bu arkadaşlara? Sen düşüşü mü, foul yapmayı mı? Hangisini biliyorsan.
Şimdi senin üzerinde mi göstersinler? Yok. İstiyorsan Mehmet'i de alalım. Daha siz ikiniz gösterin. İkisini birden sakatlarsan. Şöyle geçin. Şimdi sen galip takımın futbolcusu ol. Sen mağlup takımın. Topu da bilene verelim artık istiyorsan. Dur. İyiyim. Ah! Dur bir. Hocam sahaya yabancı madde bırakmışlar. Ona bastım. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Top herhalde sende mi olur? Galip sen. Galip. En iyi kimse. Tamam. Top onda. Sen savunma yapıyorsun. O da numaradan düşüyor. Düşme, üstünü kirletmeyelim. Buyurun. Biraz şöyle gelelim mi? Top Salih'te. Evet. Salih topla ilerliyor. Galip de rahat. Ya. Hoca. Yuh. Bir dakika. Şimdi ama. Oğlum misafire kırmızı kart mı gösteriyorsun? Şimdi Salih, Mehmet geldi buradan vurdu. Sen burayı tuttun. Darbeyi oradan aldım. Darbeyi oradan aldın ya. Buradan mı tutmak daha doğrusu? Yok, maçın sonu olduğunda genelde arka adale çekiyor nedense. Hoca diye mi bağırılır peki? Tabii, hakem hoca. Biz sahada hoca diye bağırırız. Hayır, teknik direktör... Direkt hakeme mi bağırılır? Direkt. Siz hakeme hoca mı diyorsunuz? Genelde. Hocaya ne diyorsunuz, antrenöre? Ya bunu kim koydu bu skeceye ya? İzle oradan ha. Çok iyi ya. Ya bir dur oğlum ya. Abi kim bilir ya? Oyuncu değiştirdik. Evet. Şimdi tekrar alalım faul pozisyonunu. Sen orada zaman geçir. Lütfen sen de hakeme itirazda bulun. Nasıl itiraz ediliyor görelim. Evet gidiyor Salih topla ilerliyor. Bak ben de Ercan Taner oldum bir anda. Evet. Vuruyor. Aa, hocam. Bak. Hocam böyle faul mu olur lütfen hocam? Böyle oluyor mu? Dur. Simsiyah olursun. Bunun siyahiliği bulaşıcı. Dur bir, bırak bir hakeme itiraz etsin bakalım nasıl olacak? Ben edeyim mi? Ben mi? Sen ben et. Sen et, Mehmet nasıl olacağını göstersin. Düştü Salih, et. Evet, duruyor öyle. Güzel hocam, gel bir öpeyim seni. Dur! Ne yapması? İlk başta sert mi çıkması lazım? Bu yöntem iyi mi? Biraz sert çıkması lazım. Biraz sert. Dur gitme! Biraz sert çık işe. Bak bakayım bana. Sert çık, düştü. Dur, beni dinle, beni bırak. Tamam. Bu da olmaz herhalde. Hakem kaçmaz bu. Ne yapacak? Bunun bir orta yolunu mu bulacak? Ya genelde... Mesela sizde Volkan nasıl itiraz ediyor? Volkan abi itiraz etmiyor. Yoksa kaleye geçmek zorunda kalacağım. Peki, efendim. İki tane beyefendi milli takım oyuncusundan olmadık bir şey istedik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arada yine... Affedersin biz üç oyuncu değiştirdik o yüzden... Ben oturacağım zaten biraz. Dur. Evet bakalım biz bu... Ya hadi. Biz yine sıkışırsak size danışırız. Buyurun. Tamam. Hadi. Öğrendiğiniz gibi. Sinir bozuldu. Akik! İkisi birden! Ya ben de para kazanıyorum bu işten ya! Ne yapıyorsun? Hocam numara yapıyor ya! Senin numarası ya! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çok kötüyüm! Git gündüz oyna! Ya arkadaşım lütfen gel. Yapma zaten kaygan zemin. Allah muhafaza ya. Tamam. Ben mesajı aldım. Hocam bir kart göstermeyecek misin? Evet bir şeyin var mı? Değiştir. Ay başka değişiklik hakkımız da kalmadı. Boşuna boşuna yapıyorum bu hareketi. Sağlığı çağır. Sağlık. Sağlık. Hekimler gelsin. Evet açalım. Doktor geldi. Ah.
Kocuğum şurası mı? Ha orası. Nasıl? Yok. Şu. Yok çok kötü. Bu. Hiçbir şey olmuyor. Bu. Aynı. Bu. Hayır. Tıpkı konuda çağırırsın hocam. Lan kocaya kaçan gelin gibi kocaman valizle geliyor sahaya. İçinde bir tane su, bir tane sprey. Bu ne lan? Hocam Allah rızası için son 3 dakika kaldı. Ne olursunuz maçı kaybedeceğiz. Sedye çağırın dışarı çıkaralım. Sedye, sedye çabuk. Aa ya, aa. Ay çok kötüyüm ya. Hadi. Ellerden dur, ayaklarından. Hadi. Aşırı bir şey yapalım. Dur, dur, dur bir dakika dur. Dur, saçım döküldü, dur. Ha yaşa tamam. Şöyle al. Yuvarla, yuvarla. Oğlum yavaş. Allah gerçekten sakatlayacağım lan. Gerçekten. Kalkmıyor mu? Kalkmıyor. O zaman yuvarlayalım. Yuvarla. Hadi. Hadi yuvarla. Omuriledik ha. Omuriledik. Benim, benim, benim. Benim ya. Benim git. Ya şöyle. Senin. Hocam. Arkadaşı sevdiğiyle alamadık. Şey yapalım, vinç, vinçle, vinçle çakaralım. Bu ne ya? Evet, kiralık vinç tutalım, hadi. Hadi. Ya şahanın içinde ne duruyoruz Salih? Mehmet, ne yapalım bunu, atalım mı dışarıya? Bir el atın ya, yeter ya, yeter! Ay. Bırakın oğlumu! Kim bırakıyor, hani kimse yok. Görmüyorsunuz. Bırakın çocuğumu, çekil! Çekil be. Terbiyesizlerim, bırak! Ukala! Anne! Oğluşum, kınalı kuzum, neyin var senin yavrum? Ne yaptılar sana çocuğum? Niye vuruyorsun evladım arkadaşına? Nasıl oynuyorsun sen bu topu yavrucuğum? Gidin kendi mahallenizde oynayın çocuğum. Al arkadaşlarından. Çekil buradan yavrum. Ya arkadaş ne oluyor? Orta saha ana baba günü oldu ya. Ne yapıyorsun hanım? O ne? Çiğ et. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Deli mi ne? Benim oğlum. Benden iyi mi bileceksin? Şişini alır. Ya bu okulda da hep böyleydi. Hep hasta numarası yapardı okula gitmemek için. Bu ya bu aynı anasına çekti ya. Bak şimdi, kabak yine benim başıma patladı. Aman da rezil ediyorsunuz beni arkadaşlarıma. Gider misiniz ya? Hasta ziyaretini kısa olana makbuldür. Haydi. Ya adam resmen orta sahaya çöktü kaldı. Niye böyle yapıyorsun ya? Arkadaşım ben sakatım diyorum ya. Bak ben öyle kul hakkı yemem tamam mı? İftira atma. Bari kul hakkı da yeseydin. Yemişsin yemişsin içine atmışsın bir o kalmış. Dana gibi olmuşsun dana. Terbiyesiz. Ben seni annene şikayet ederim yalnız biliyor musun sen? Kendine gel be. Aa yavrum benim. Ben senin altyapıda top topladığın günleri bilirim. Konuşturma beni. Camış. Evet anne söyle anne söyle. Bunlar hep böyle aynı şey yapıyor. Sus lan. Offside'dan doğan en direkt camış. Ulan bir de diyor takım arkadaşlarım beni kaldıramıyor baba. Takım arkadaşlarım beni kaldıramıyor baba. Ulan 150 kilo olmuşsun. Takım arkadaşların seni nasıl kaldırsın? Seni kaldıracak bir tane adam vardı. Seyit Onbaşı. O da rahmetli oldu. Çekemiyorlar ama benim oğlumu çekemiyorlar. Baba yeter ama ya. Rezilettin beni yeter ya. Hay Allah senden razı olsun. Gel ağzını öpeyim. Öpme lan ne ağzını? Ya vallahi ne güzel. Ya 3 dakika kaldı be amcacığım. Ne olur konuya bir el at. 3 dakika içerisinde eğer ben bir gol atmaz isem benim takım küme düşecek. Ha. Küme düşerse beni ülkeme yollarlar. Ben İstanbul'un gece hayatına, barlarına çok alıştım. Sen nerelisin? Şorumluyum. Şorumlu? Ula bizim erişte de Şorumluydu. Hatta ismi de Şorumluydu. Evet, kaleci benim kuzen gol evet. Yediğinde böyle gülüyordu. Evet. Ula biz akraba çıktık ya adamla. Sen nerelisin? Biz doğuluyuz. Uzak doğu. Yakın doğu. Ne kadar yakın doğu? Mezopotamya doğu. Vay ne diyorsun sen? Ya sen yiğidin harmanlandığı yerden çıkmışsın ya. Ya sen ne diyorsun ya? Ya sen, senin gibi bir adam, böyle bir çocuk senin nereden çıktı? Sorma oğlum, sorma ya. Orta şut karışımı bir gecede oldu bu. Ya baba ne diyorsun sen ya anne? Yoksa ben evlatlık mıyım? Ben evlatlık mıyım? Ulan seçme şansımız olsa seni mi seçerdim? Yeter ama bey. Hakikaten yani... Çocuğumu rezil ettin el alemin yanında. Evet baba ya çok üstüme geldin yeter. Sus lan orta yuvarlak. Ha bana böyle konuşuyorsun sen. Evet sana öyle konuşuyorum. Rakibi tutuyorsun yani. Çek lan elini sana öyle konuşuyorum. Ha artistlik yapıyorsun oğlum. He oğlun artistlik yapıyor. Ha öyle mi sana evet. Biçim lafım var o zaman. Öyle söyle öyle. Söylüyorum. Öyle söyle. Hadi gel. Öyle kalmadım. Hadi gel. Ben şimdi bu maçı kazarsam prim alacağım. Ha o primi alınca da sana son madde araba alacaktım. O arabaya da kendim binerim artık. Bak. Ulan sen benim oğluma ne vuruyorsun ulan? Lan sen bana niye vuruyorsun? Seni, seni boğarım, öldürürüm ulan. Oradan geliyorsunuz, benim oğluma vuruyorsunuz ha? Ya hakem Allah'ını seversin ya. Sahaya adam girdi. Tefefe, tefefe yardım edin. Maçı iptal edin. Nedir bu? Ya kepçe çağırdık, geliyorlar.
İyi misin? Oğlum. 10 dakika etti. Oğlum. Baba, abartma. Baba, abartma. Ben sakatlık numarası yapıyorum. Vakit geçiriyorum şu anda. Kalkıyorum tamam. Kalkıyorum bak. Ulan sen ne çakalsın sen ya. Tamam iyiyim bak kalktım bak kalktım. Kalktı kalktı tamam. Kalktı, çıkın tamam. Dışarı çık. 10 dakika ekle yeter artık ya. Ay İbrahim. İbrahim aşkım neyin var? Televizyonda gördüm koştum geldim dayanamadım. Ay neren ağrıyor nerene ne oldu söyle. Söyle söyle öpeyim geçsin aşkım. Aşkım. Bebeğim, aşkım. Aşkım. Söyle. Aşkım. Ya. Aşkım. Sen ne yapıyorsun burada? Ay Fikri. Aşkım. Ben bu maçın ofsaydın seni yönettiğini bilmiyordum. Vallahi bak yani gerçekten açıklayabilirim. Lan neyini açıklayacaksın lan? Adamın aşil tendonlarını öptün lan. Ansa kırmızı kart. Sana da kırmızı kart. Bu ne ya sarı o? İki sarı da kırmızı işte oğlum. İki kere yaptım. Yönetmiyorum lan ben maç falan. Hoca. Neyi yönetmiyorsun? Kim yönetecek bu maçı? Sen ne biçim babasın? Sen nasıl adamsın? Sen nasıl anasın? Allah seni bildiği gibi yapsın. Dik. Yuh sana ya. Ne yapıyorsun? Senin yüzünden adam maçı bıraktı. Bana niye kırmızı kart gösteriyor? Onu anlamadım ki. Anlamadın mı? Ulan hakemi aldatmaya yönelik hareketi krallı yapmışsın. Zeus kimdir? Nasıl? Zeus. Zeus. Şeylerin tanrısı değil miydi ya? Onların hepsinin başı değil miydi elebaşı? Bize uğramayan aşk tanrısı diyeyim ben. Şimşek tanrısı değil mi? Herkül kimdir? Zeyna'nın karısı. Tanrıça Afrodit size çıkma teklif etse kabul eder misiniz? Vallahi iki elim ayağım sakat olsa yine giderim. Ben kıskanırım bayağı herhalde yani yanımda Afrodit olsa. Güzellik tanrıçası sonuçta. Yok ben kendim hazır hissetmiyorum. Evet. Var mı imkansız aşka tutulan? Zamanında olabilir. Şu anda olabilir. Efendim? Verelim mikrofonu. Var mı sizin böyle imkansız bir aşkınız? İşte söyleyemiyorum ya, anlayın artık. Eşiniz burada mı? Ne yazık ki. Sen hakikaten aşkını imkansıza doğru götürüyorsun. Ya. Gidişatım pek iyi değil gözüktüğü üzere. Eşinize verebilir misiniz mikrofonu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Sibel. Sibel Hanım. Şimdi ne zaman evlendiniz? 2002. 2002. Yani olmuş kaç sene? Evet. Kaç sene? 11. Yani böyle gençliğinde, lisede falan yaşadığı bir imkansız aşkı anlatabilir mi? Eşim mi? Evet. Tabii ki şu anda da aşık olmuş. Onu da anlatabilir. Ya çok samimiyim gerçekten. Sonuçta adı imkansız değil mi? Yani... Şu özgüvenin yarısı bende olsa Hollywood'daydım şu an. Belki buradan giderim Hollywood'a. Ha siz direkt buradan geçiş yapacaksınız. Verelim eşinizi. İsmi ne beyefendinin? Gökhan. Gökhan Bey'e verelim ben mikrofonu. Ben kendisine vereyim. Bu da Erda. Tanıştıralım. O da... Biz yaptık. Kaç yaşında? Kaç yaşındasın? 9. Bak siz de öğrenmiş oldunuz, iyi oldu. Diyorum. Her yıl değişiyor, ne yapayım? Güzel. Onu baştan tutacaksınız, o öyle gidecek aritmetik. Ya, evlilik yılıyla aynı işte çarpınca, bölünce falan evet. Zor bir denklem ama... Çok iyi gidiyorsunuz evliliğiniz konusunda, böyle devam edin. Nasıl bir imkansız aşktı? Ya benim imkansız aşkım yanımda olan ya. Eşim yani. Önce imkansızdı, sonra imkanlı oldu. Ancak bu kadar çevirdim. Mikrofonu iade edebiliyor muyum? Evet, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Var mı efendim böyle bir... başka böyle bir platonik aşık olan? 15-16 yaşlarındayken oturmuş olduğum sitede... Çiğdem diye bir kız vardı. O da herhalde 15-16 yaşlarındaydı ve gayet güzel biriydi. İlk platonik aşkım oldu diyebilirim. Arkadaşlarla beraber nasıl imkanlı hale getirebiliriz diye uğraşırken arkadaşım bir tanesi dedi ki bak dedi şurada bir dükkan var dedi o dükkanın kepenklerini açalım dedi. Orası bir boyacı. Oradan boyaları yürütelim. Götürelim kapısının önündeki tüm o Arnavut kaldırımlarına seni seviyorum diye yazalım. Biz de aldık o boyaları pet şişelere doldurduk. Ağızlarını deldik.
koca bir harflerle adını, soyadını ve seni seviyorumu yazdık. Yol teme bağlandı herhalde orada. Yol teme bağlandı. 9. kattan aşağısı muazzam gözüküyor. 9. katta mı oturuyorlar? Onlar 9. katta oturuyorlar. Biz de 1. katta. Tabii babası bunu fark ediyor. O zamanlar polis mıntıkasında olan yer değil, jandarma kontrolünde olan bir yer. Sağ olsunlar geldiler. Bir şekilde bizi buldular. O Arnavut kaldırımlarının tamamını tek tek bize söktürdüler. Sonra? Taşları söktünüz. Taşları söktük. Sonra bir kamyon dolusu Arnavut kaldırımı geldi. Onları tek tek biz yerine monte ettik diyelim. Daha kibar olsun. Dua edin, yerine taktırmışlar onları. 2 sene sonra bana şunu söyledi. Ben de senden hoşlanıyordum ama yapmış olduğun, çok af buyurun bilmiyorum, siz bunu yayınlayabilir misiniz? Büyük bir hayvanlıktı. Yayınlarız. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bir an korktum ama. Dedi ve? Ve dedi. Aslında demek ki anladım ki imkansız, imkanlı olabilecek bir aşkı imkansız bir hale getirmiş. Evet. Orada da koptu gitti mi ilişki? Ha, bunlar sizin oyunlarınızda var ya. Oradan açmak diyorsun. Aynen. Efendim bakalım bizim aşkımız ne kadar imkansızmış, seyredelim. Buyurun. Bahadır. Oğlum biz metrobüsteydik. Ne oldu lan? Ne verdin lan babana? Baba, sana verdiğim o özel iksir sayesinde şu an tanrıların dağı Olimpos'a geldik. Zeus'un kızı Afrodit'i alacağız baba bana umarım. Bahadır kuzum, kafan çok güzelmiş. Güle güle kullan. Bilal, çok sönük bir giriş oldu ya. O ne mesela, neyi ifade ediyor? Koşacağım belli ki ben. Yok, koşma değil de yani şimdi metrobüste gidiyormuşsunuz. Bir şey olmuş, Olimpos'a mı düşmüşsünüz? He. Tamam, o sarsıntıyı, o duyguyu verin. Tamam, biz çıkıp şoklu girelim. Şoklu. Evet, yani o metrobüsün o değişimini ve buraya inişini yaşatalım. Metrobüs... Bir de altında metrobüs yok. Ben de ona şaşırıyorum. Çünkü hani böyle aslında duruyordum, şimdi yürüyorum. O zaman niye yürüyorum? Değil mi? Yani bütün bunlara şaşır, bu çok şaşırtıcı şeyler. Kafamda deli sorular Aziz abi. İşte, ama... O duygu geçmedi bize. Tamam. Gayet sakin geldin. Ben onu hemen geçiriyorum. O duyguyu ben hemen gelip sizinle paylaşıyorum. Buyurun. Bahadır. Lan belim çıkıyordu Bahadır. Bir şok, bir şey geçti mi? Bir şey geçti. Bahadır oğlum, biz demin metrobüsteydik lan. Nasıl geldik oğlum buraya? Sen babana ne içirdin lan? Baba, şimdi sana özel bir karışım verdim. Olimpos'a, tanrıların dağına getirdim seni. Zeus'un kızı Afrodit'i bana istemek için ama ben de şoktayım şu anda. Lan Afrodit mafrodit, sen yine öyle şeyler mi izliyorsun? İzleme kuzum bak, senin sonra beynin gelişmiyor çocuğum. Hayır. Akıyor gidiyor. Ya baba olur mu öyle şey? Bir mekana bir bakar mısın lütfen? O yıldırımlar, sütunlar falan. Bahadır, sen ciddi misin çocuğum? Biz gerçekten Afrodit'i mi isteyeceğiz lan? Olimpos mu burası? Evet baba, ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Afrodit'i seviyorum baba. Ah Bahadır, ah çocuğum ya, ah be kuzum. Ulan inşallah sehpanın kenarına vursun o ayak serçe parmağını. İnşallah var mısın yok musun da 1 lirayla 2 lira arasında kalasın kuzum. Hiç öyle bakma Bahadır, öyle kuzum. Ulan bak, ben yıllarca Zeyno ile Herkül'ü izlemiş insanım. Vallahi bak, bunların babası Zeus var ya. Alayının kralı bunların. Yakar lan bizi. Haberi var mı adamın geleceğimizden? Baba,
Afrodit çiçeğine çikolatanı kap gel, gerisini bana bırak dedi. Bahadır sen nasıl bir çocuksun ya? Oğlum bak bu Zeus dediğin adam ağzımızdan çakar şimşeği ***'dan yağmur yağdırır. Hoş geldiniz. Yüce babam Zeus da az sonra gelecek. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Siz yeterince içmişsiniz. Bahadır, bu kızın seni istediğini bırak. Seninle konuşmak istediğine bile inandıramazsın çocuğum. Hadi yürü gidelim. Ya baba bir dakika. Formaliteden buradayız baba. Biz kızla her şeye ayarladık. Yalnız bir problem var. O da bunun babası biraz eski kafalı baba. Allah Allah niye acaba? Anlamadım ki ya ben de. Ulan adam tarih öncesine ait yavrum. Tarih öncesine ait kuzum. Afrodit! Baba! Ne oluyor burada? Bu adamlar da kim? Salonum leş gibi ölümlü kokuyor. Yüce Zeus babacığım, bu insanlar aleminden Bahadır. Eğer izin verirseniz gönlümüz tuttu, izdivaç yapacağız. He! Bak sana sinirlendim, yıldırımı düşürdüm. Rica edebilir miyim şunu? Estağfurullah, ben çarpılırım efendim. Koskoca tanrılar tanrısı Zeus'un kızı Afrodit bir ölümlüyle olmaz, olamaz. Yakarım bu Olimpos'u. Bahadır kaç, kaç, kaç. Ya bir dakika baba. Ey yüce Zeus. Canım. Belki ölümlü olabilirim ama Afrodit'i seviyorum ve aslan gibi girişimci babam ve ben bu kızı almaya geldik. Gerekirse bütün tanrıları karşımıza alırız bunun için. Siz daha bizi tanımadınız tabii. Lan Bahadır! Oğlum kendi cümlenin içine benim ismimi niye dahil ediyorsun ya? Lan adam paratoner yapacak bizi. Doğru mu bu duyduklarım kızım? Doğru yüce Zeus babacığım. Sonuçta gencim, güzelimle evde kaldım. Öğlene kadar birini bekleyemem baba. Kızım ne ölmesi? Ben seni ölümsüz yaptım. Aa doğru, ölümsüz ben. Üstelik bir insan senin dengin olabilir mi? Ama bir dakika şimdi, ayıp ediyorsunuz Zeus. Yani benim bu mitolojik olanlardan neyim eksik ya? Lan mitolojik olanları bilmem ama biyolojik olanlardan beynin eksik ya. Oğlum, kuzum. Ama ben biliyorum sen niye böyle oldun. Senin o kısrak gibi anan yok mu? Seni sarkma yapmasın diye erken kesti sütten. Ama haksız mı? Değil. Bayılıyorum anana ya. Babacığım, lütfen bize bir şans verin. Bakın o özünde çok iyi bir insan. Lütfen. Zeus da olsam özümde babayım. Kızıma dayanamam. Evet, sizi dinliyorum ölümlüler. Şimdi tabii öyle ölümlüler deyince insan konuya girmekte biraz zorlanıyor. Havalar da çok güzel ya, değil mi Zeus başkan? Zeus bey. Bozayım istersen. Atayım iki şimşek, çakayım yıldırım ortaya alevli. Karıştırayım ortalığı. Yok yok ya, sağ olun. Ama şimdi sakata gelmeyelim buralarda. Hiç... Ne iş yapıyorsun? Ben Tahtakale'de esnafım. Küçük esnafsın yani. Boyut olarak evet ama dükkanımız büyüktür. Benim kendimi tanıtmama gerek yok sanırım. Bev, bev, bev. Ben lafı çok uzatmadan hemen konuya gireyim o zaman. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... diyeceğim. Ama sizin olayınız farklı. Allah kitap hak getire sizde. O zaman şöyle diyeyim. Kızınızı oğlumuza... Destur, 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 destur. Bahadır tövbe bismillah. Oğlum bu ne lan? Bu kim lan?
Kaç 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 kaç! Geri bak! Geri bak! Allah! Ama bunlar ölümlü baba. Bahadır bize mi kişniyor bu lan? He? Oğlum tövbe bismillah ya Rabbi neler yaratıyorsun ya? Lan bunun anasını radyasyonla at mı tepmiş? Bu ne ya Bahadır? Oğlum sen yine babanı nereye getirdin ya? Bu nasıl bir ortam lan? Senfoni orkestrasına düşmüş acılar gibi kaldık burada ya. Küp şeker, küp şeker, küp şeker yok mu? Ya. Baba, çiçeğimizi yedi baksana adam. Ulan bizi yemesin de giydir, bırak yesin çiçeği. Baba, bu çocuk tam bir andaval. Senin var ya toynağını filan parçalarım bak, sinirlendim şu an sana ha. Bahadır, insanlara hareket çektiğin o elini koparırım yavrum. Oğlum, tanrılar diyarındayız. Bak buradan bereket tanrısını alıp dönmeyelim çocuğum. Bak adam, tamam tamam tamam, kusura bakma, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, lütfen. Oğlum Bahadır, adam at, at! Sen ne sınırları zorluyorsun? Adam at, bir çifte koysa ölüp gideriz kuzum. Yeter! Toprağa bas, toprağa bas! Yeter! Toprağa bas Bahadır! Yeter! Ah Afrodit! Baba. Ah Afrodit! Senin yüzünden ne hallere geldim? Beni bunlarla muhatap ediyorsun, el aleme rezil ediyorsun. Bre sen de benim huzurumda at oğluna mı dalacaksın yarım insan? Allah'ım, Allah'ım bu günleri de mi görecektim? Ulan koskoca Zeus hidayete erdi ya! Allah'ım diyor! Rabbim sen nelere kadirsin ya! Ulan sen yarım insan mı dedin az önce? Sus bre gafil! Ben konuşuyorum ben. Tanrılar tanrısı Zeus. Ulan Deus. Yeter be, iki saattir bir şey demiyorum. Bık 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 bık. Ne var lan? Ne var oğlum? Tamam. Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da öyle. Tamam ama o bizim çocuğumuz ya. O kadar da ezdirmeyiz ha. Ne dedin sen? Bir kez daha söyle. Bahadır, ben atraksiyonlara rollere girmişim. Babanı niye uyarmıyorsun oğlum? Babanın arkasını toplasana kuzum. Durun! Ah. Afrodit, sevgilim. Ah. Mesajını alır almaz koştum geldim. Birbirimizi bu kadar çok severken nasıl başkasıyla evlenirsin? Ya bu nerenin tanrısı şimdi? Bu Olimpos da bu sene ne tanrı yaptı ya? Arkadaş. Şşt. Bana bak, ben güç tanrısı Herkül'üm. Sevgilim, birbirimizi bu kadar çok severken şu küçük adamla evleneceğine emin misin? Seni bir yumruk öldürürüm. Dur dur, güç tanrısı sen yanlış anladın ya. Benimle evlenmeyecek Bahadır. Konuşsana lan, adam seni ben zannediyor. Bir dakika, bir dakika ya. Afrodit, hani beni seviyordun? Hani benimle evlenecektin? Al bu yıldırımı, sapla kalbime, kana bulansın. Ama unutma, içinde sen de varsın. Ulan bari tanrılar diyarında arabesk yapmayın. Defolun lan ölümlüler. Kaç kaç kaç. Bahadır kaç. Oğlum! Ya bu böyle konuşunca canım çok arabesk çekti. Değil mi? Nerede bizim diyarın arabeskçileri? Gelsinler de bir kederlenelim. Hemen geliyorlar babacığım. Ve işte İstanbul Arabesk Project. Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni. Görünce aşık oldum eyledi beni. Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni. Görünce aşık oldum eyledi beni. Gülünce gözlerini, saçının her telini, tutunca ellerini öylesin gelir. Öylesin gelir, öylesin gelir, öylesin gelir. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah.
Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Hiç böyle küçükken, gençlikte ailelere böyle tatsızlık çıkmasın diye küçük beyaz yalanlar söylediğimiz oldu mu? Verelim mikrofonu. Şimdi bir yakın zamanda durumu kurtarmak için söyleyeceğimiz bir yalan var. Onu söylemiyorum. Hayır, söyleyeceğiniz bir yalan aynen, var. Aynen ama hani söylemeyelim, durumu kurtardıktan sonra tekrar bir arada olursak ben size anlatacağım. Yine beraber daha önceden söylemiş olduğumuz birçok yalan var. Hani hala da... Siz beraber mi çalışıyorsunuz? Beraber çalışıyoruz. Tabii doğma büyüme beraberiz. Yalanlarımız, doğrularımız... Yani doğrumuz belki varsa bir tane beraber. Ama genelde yalanlarımız beraberdir. Başka daha azılı bir şey var mı, beyaz yalan? Onu hafta içerisinde söyleyeceğiz. Abi biz nasıl toplanacağız bir daha böyle? Ya yok, anlatmayayım. Konu neyle ilgili peki? Tamam söylemeyin. Ya, İşle ilgili mi, özel hayat mı? Özel hayatla ilgili, hani o yüzden zaten aileden değil de işte hani çevreden belki sıkıntı olur diye şimdi söylemeyeyim. Bir ara kulağıma söylersin ben... Tabii tabii, ben bir mum ışığında size özel anlatacağım. bakalım bizim öğrencimiz, bizim kızımız... Ailesine bir beyaz yalan söylerse, ama o aile çok detaycı bir aile ise başına neler gelir izleyelim. Buyurun. Ya adamı neden bu kadar çok merak ediyorsun anlamıyorum sevdiğim adam. Sonuçta 4 kat yukarıda oturuyorsun. Oda bildiğin oda işte. Oda mı, ne odası ya? Ha oda. Ha oda, normal oda hakikaten. Standart oda, sıkıcı yani. Evet. Aa bak yatak var ama bak güzel o. Ay. Aa bak nasıl da uykum geldi. Ay. Ha gel yanıma. Gel yanıma yat. Gel gel, ışığı kapat, gel yanıma. Cem saçmalıyorsun şu anda. 2 saat nutuk attın bana, ders çalışmamız lazım. Sene sonu çok sıkı çalışmamız gerekiyor diye. Çiğdem ya, Çiğdem. Canım benim. Hayır. Kızım biz geldik. Geldiler. Ne? Otur şuraya. Ne? Uzaklanman lazım. Ne? Şunu şöyle saralım ne sana. İyicene şu, ses sol. Kalbi al, belki sempatik olursun. Çiğdem ne yapıyorsun ya? Aa, sakin ol. Yani annenle babanın bizi yanlış anlayacağı bir durumda olamadı ki maalesef ortada henüz. Ne bu telaş? Ya bak Cem, anlamıyorsun. Benim annemle babam polis. Tamam biliyorum. Ya ben niye polisten korkayım ki? Ben aranıyor muyum? Benim başıma ödül mü koydular? Yavrum gerekirse ben karşılarına çıkarım, tamam mı? Delikanlı gibi söylerim. Ben bu kızı seviyorum derim. Ben bu kıza aşığım derim. Kızım açsana şu kapıyı. Yürü git kendisi. Aç kapıyı polis! Anne baba, bir sakin olun lütfen ya. Bir kere de odama doğru düz bir giriş yapın. 12. kapı oldu bu. Ne var kızım, yalan mı söylüyoruz? Polis değil miyiz biz? Yalan mı konuşuyoruz biz burada? Şevket bağırma! Pardon amirim, gaza geldim. Ders mi çalışıyordun Çiğdem? Evet anne, fazlasıyla çok. Ah güzel, güzel. Lamba soğuk. Çok fazla çalışmış olamazsın değil mi? Ya anne baba, Allah aşkınıza yalvarıyorum size ya. Eve geldiğinizde bir kere de normal anne baba olabilir misiniz lütfen? Sürekli evde bir aksiyon, bir gerilim havası var. Vay 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 vay. Sen bu evin havasını bilir miydin ya? Nasıl yani, nasıl? Çiğdem dün gece neredeydin?
Sorgu. Sorguyla mı sorgulanıyorum ben şu an? Kızım, sorguya sorguyla cevap verme. Annene cevap ver. Dün gece 22 civarında neredeydin? Baba, dedim ya, mehtaplardaydım, fazlasıyla ders çalıştık diye. Demek mehtaplardaydın. Demek ders çalıştın ha? Kanıtlayabilir misin? Ne kanıtı ya? Mesela bizim elimizdeki mehtaplara gitmediğin kanıtlar gibi. Hı? Elimizde muhabese görüntüleri var. Dün mehtapları sokaktan bile geçmemişsin. Şevket, bizi biraz yalnız bırak. Sonuçta o benim de kızım. Şevket! Peki amirim. Bu iş burada böyle bitmeyecek Çiğdem Hanım. Anneciğim, bak ben vallahi... Canım, canım benim, bir tanem. Ne olur sakin ol, gel. Gel, stres yaptın sen. Biraz su iç bir tane. Ay, çok iyisin biliyor musun? Ah. O bana böyle davranmadı. Ah, güzel kızım, canım benim. Bize sadece çocuğun adını ve adresini söylemen yeterli. Ben gerçekten üniversite sınavlarına, sene son sınavlarına çok fazla çalışmaktayım. Sessiz olur musun? Sen gelmeden çalışıyordun. Şişt, lütfen sessiz ol. Şurada problem çözmem lazım. Dün gece giydiğin hırkayı laboratuvara gönderdim. Ha? Laboratuvarda ne buldular biliyor musun Çiğdem? Hırkanın üzerinde bir erkek parfümü ve bir de erkek saç teli bulundu. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Hiçbir şey ispatlayamazsınız, anladınız mı? Hiçbir şey. Avukatımı görmek istiyorum. Demek şimdi de zor oynuyorsun ha? Bıcı bıcı bıcı. Öyleyse Mehtap'ı çağıralım da yüzleşin bakalım. Mehtap mı? O nereden çıktı ya? Mehtap nereden çıkacak? İş çıkışında babanla Mehtap'ı aradık. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Evet Şevket. Geç. Oya teyze, Şevket amca, vallahi dün Çiğdem bizdeydi. Bütün akşam ders çalıştık. Niye inanmıyorsunuz? Çok şaşkınım. Şaşkın kızım. Madem bu sizde bir haftanın dört günü çalışıyor, ders çalışıyor. Sen 100 alıyorsun da bu nasıl 30 alıyor? 34! Çünkü Çiğdem salak. Evet baba, salağım ben, malım. Oya teyze, vallahi ders çalıştık. Yemin ediyorum ki ölünü göreyim, vallahi bak. Mehtap. Çiğdem'in iyi sır saklayan tatlı küçük arkadaşı. Ama Çiğdem senin gibi değil Mehtap. Benim kızımın ağzı gevşek ve sürekli dedikodu yapıyor. Her gece okuldan eve geldiğinde babasıyla bana sizi çekiştiriyor. Özellikle de seni. Hayır, yalan Mehtap, inanma. Öyle mi? Mehtap'ın şu küçük aşkının adı neydi acaba? Ve acaba annesiyle babası o küçük aşkın kim olduğunu biliyor mu? Kubilay olabilir mi acaba? Kubilay mı? Kubilay Özyakutçu. Kütük Edirne. Baba adı Kamil, ana adı Hayri. Biz de çok şaşırdık. Medeni hali bekar. Askerlik durumu yoklama kaçağı. Bakalım aşkınız uzun dönem ayrılığa dayanabilecek mi? Yuh be kızım, her şeyi anlatmışsın ya, her şeyi. Yok be tabım, anlatmadım, ne olur sakın çözülme. Konuşma be pis. Şevket amca, dün Çiğdem bizde değildi, ders çalışmadık. Bu bir. İkincisi, Çiğdem'in anlattığına göre çocuk sizin apartmandan 1.70 boylarında esmer, çok da güzel öpüşen bir çocukmuş. Ne yapayım çocuk? Ay ya Mehtap, beni bitirdin. Mehtap, teşekkürler bize yardımcı olduğun için. Gidebilirsin. Ülke dışına çıkarken muhakkak haber ver. İbrahim Efendi. Buyurun beyim. Kapı kırıktı, direkt daldım içeri. Bir saniye. Lamba soğuk. Bu kız fazla ders çalışmış olamaz. Neler karıştırıyorsun cimcime? O bile anladı. Sonuçta kaç yıldır aynı apartmandayız yani. Benim sipariş varsa alayım. Yok. Bizim apartmanda 1.70 boylarında, siyah saçlı ve güzel öpüşen ne kadar erkek varsa al getir buraya. Baş üstüne.
1.70 esmer, o mevzu var. Şimdi ben güzel öpüştüklerini anlamak için tek tek erkekleri öpmek durumunda mıyım? Ben sana bir yardım edeyim, gel. Vallahi... Düş önüme, düş, düş. Baş üstüne beyim. Köşeye sıkıştın küçük hanım. Bence artık bu senin son şansın. Şimdi konuş, şimdi. Ölürüm de sevdiğimi size söylemem asla. Bizim aşkımız o kadar büyük ki ölüm bile göze aldık biz, tamam mı? Anadan babadan korksak ergenliğe girmezdik. Bizim bağımız o kadar kuvvetli ki. Bağma yok Şevket amca, bağma yok aramızda. Gel, gel, gel. Şevket amca, benim bu olayla alakam yok. Vallahi bak. Ben zaten sizin oğlunuz var sanıyordum. Aa, kız mıymış o? Cem. Sus, terbiyesiz. Adımı nereden biliyorsun? Cem, senin libidonu sökeceğim. İçinden libidonu sökeceğim ve onun yerine bir kız kaçıran koyacağım. Bunların hiçbirine ihtiyacın kalmayacak evladım. İtiraf ediyorum, tamam. Ben bir kez Çiğdem'in elini tuttum, tamam mı? Onda da iğrendim Şevket amca ya. İğrendin mi? Cem, hani beni seviyordun? Öpüyordun hani beni? Bağrını açardın gerekirse asice insan. Aha, çözüldü. Cem, Cem, Cem. Seni çok bir öpeceğim. Kaybol, kaybol gözümden, kaybol! Ya siz nasıl anne babasınız ya? Beni bir gün bile sevgilim olmayacak, arkadaşım olmayacak. Geldim sonra aradım, duyuyorum. Bu kızın akademiye girme vakti geldi. Çak Şevket, çak. Vallahi billahi. Şu üniversiteye girene kadar kıza sosyal hayat bize de rahat yok. Asıl benim için macera bu üniversiteye girince başlayacak. 4 yıllık üniversiteyi ona 1,5 yılda bitirtmezsem... ...bana da Şevket Ç demesinler la!